buradan ya. Yavaş işte, gözüm takılıyor, başım dönüyor. Peki kocacığım? Bağırma, tansiyonumu çıkaracaksın. Baba! Ne bağırıyorsun kızım, ne var? Kiracılar geldi. Ah anneciğim, Aynur koş pembe hapımı getir. Gene kiraya zam yüzünden kavga etmeye gelmiştir bu adam. Karısıyla oğlu da beraber. Ne, bunlar muhakkak beni öldürürler bugün. Aynur, pembe hapım kalsın, kırmızı hapımı getir. Hiç böyle kiracı görmedim. Al içeri haydutları. Tamam. Şimdi gelecek, iki saat konuşur. Bır 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 bır. Çenesi durmaz adamın. Heh. Yavaş yürü. Yavaş yürü. Rüzgar yapıyorsun, nezle olacağım. Aynur, hapı yuttum. Afiyet şeker olsun kocacığım. Aa, senin şu yağlı sesin yok mu? Hayatıma mal olacak. Lipitimi, kolesterolümü yükseltiyor. Niye gelmediler bunlar hala? Bak heyecandan nabzım yükseldi. Gelseler de ne olacaksa olsa. Aynur, ellerim soğumaya başladı. Ben galiba yavaş yavaş ölüyorum. Baba! Ne bağırıyorsun pis kurusu, ne var? Kiracılar geliyor. Ah anneciğim ah. Şey, kocamın bugün biraz sinirleri bozuk, tansiyonu da düşük. Başka bir gün gelseniz. Ne yapalım? Çok güzel söyledin kocacığım. Bizim de izzeti nefsimiz kırık, vicdanımız sızlıyor, gururumuz yaralı. Ay çok güzel söyledin kocacığım, ağzına sağlık. Ne var gene, ne istiyorsunuz? Efendim. Efendim. Bundan 8 yıl önce bir bahar akşamı biz senin evini 10.000 liraya kiralamıştık. Evet, sevinçli bir telaş içindeydiniz, kiraladık. Tamam, ne olmuş efendim? Daha ne olsun efendim, daha ne olsun yani? Aradan 8 yıl geçti, sen benden hala 10.000 lira kiralıyorsun. Millet evini altınla kiralıyor, evet. Dövizle kiralıyor, 3-5 yıl peşinle kiralıyor. Evet. Sen buna mukabil benim kirama daha 1 liracık bile zam yapmadın yahu. Yapmadım. Sana yazık, bana ayıp kardeşim. Benim de bir izzeti nefsim, bir gururum var yani, değil mi ya? Ben bu ay sana bütün iyi niyetimle tuttum, 50.000 lira gönderdim. Evet. Sen hiç utanmadan, sıkılmadan 40.000 lirasını bana iade ettin. Evet. Benim şimdi her tarafım sinirden zangır zangır titriyor. Ne demek oluyor bu efendim? Benim de her tarafım seyiriyor. Asıl sen bana söyle bakayım. Sen ne cesaretle, ne cüretle bana sormadan ev kirasına zam yaparsın efendim. Onu söyle bakayım, asıl bu ne demek? Gayet tabii yaparım efendim. Heh. Çünkü evin güzel, kullanışlı, tam bana göre demek. Su tesisatı eskidir. Olsun. Zaten sular akmıyor. Hı? Ev şehrin tam göbeğinde. Bakkala çakkala yakın. Daha ne olsun i̇şte yani? İşte bu laflar beni çileden çıkarıyor. Nerede ev? Taksim'de. Ne olacak? Canın boğaza karşı bir çay içmek istedi. Can bu ister ister. Emirgan'a yakın mı? Hoppala! İçin paça çekti. İş bu. Çeker çeker. Ev nerede? Beykoz nerede? Ya hamle la kuvveti hanım. Sinirlerim. Hanım sen bana mukayyet ol. Ben birazdan itidalimi kaybedeceğim çünkü. Bırak beyin lafımı bitireyim. Mesela içinden bir ses, Türk Çamlıca'ya paytona bin dedi. Ses bu, der. Taksim'den Çamlıca'ya gitmek kolay mı efendi? Kızma hayatım, beyefendi pek de haksız değil aslına bakacak olursa. Tabii, bizim ev görümcemlere sahiden uzaktır. Ah çok teşekkür ederim. Nerede oturuyorlar? Adapazarı'nda. Ah Aynur. Ya, 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 koş koyu kırmızı hapımı getir Aynur. Tamam efendi, kabul. Evet. Bizim ev... Çaya, paçaya, Çamlıca'ya uzaktır. Evet. Amenna. Ama ben gene de kirama zam yapmak istiyorum. Bayılacağım yahu, sana ne? Ne demek sana ne kardeşim, ne demek sana ne? Yahu enflasyon denilen bir şey var. Para dediğim pul oldu, pul pul pul. Bana ne birader, o hükümetlerin ayıbı. Allah Allah, gel de çıldırma yahu. Gel de çıldırma. Haksız mıyım karıcığım, böyle diyeyim hanımefendi. Ama be... Bana bak, bana bak. Ben bu taraftaki mübürküne bakarsan anını alırım senin evde. Baba, baba. Annem bu. Oğlan bile tanıdı. Rüzgar yapmadan getirdim. Aynur,
Ben gene hapı yuttum. Sen daha çok haplar yutacaksın bakalım bu gidişle. Niye? Yahu sen ne biçim ev sahibisin be? Niye? Yani düşman başına bir ev sahibisin. Şu 8 yıl içinde bana ne kirayı arttır diye tutturdun. Evet. Ne evi tahliye et diye direttin. Ne hakkında dedikodu yaptın. Ne alavere dalavere çevirdin. Yani bana kiracı olmak zevkini tattırmadın be. Evet. Hay senin gibi ev sahibine ne diyeyim? İçine diyeyim. Baba bak terbiyesiz adama bak neler söylüyor bana. Bacağım. Bak sinirlendim yine bacağım. Oh olsun. Zam. Başka bir hat vermez bu adam. Senin zamdan başka bir besten, güften, terbiyenin teklifin yok. Yapmıyorum ulan zam işte. Ay kalbim bir şey oldu ben gidiyorum. Sen kiraya zam yapmıyorsan ben de evden çıkıyorum işte. Nasıl çıkarsın ulan? Ben de bu evi senin üzerine yapayım da gör.